çerçeve sistematiği bize açacak olan bir başlık. Toplum sağlığı gereksinimini, toplumun sağlık gereksinimini de değerlendirmesi. Ben konunun tanıtımını ve çok değerli iki konuşmacımızın tanıtımını sevgili Gönül'e bırakacağım ama bize bağlanan arkadaşlar için hızlıca çok yakın dostum Profesör Doktor Gönül Dinç Orasan'ı tanıtayım. Gönül 1990 yılında Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 96-2009 arasında uzmanlığını Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden aldı. Daha sonra 96-2009 yılları arasında Celal Bayar Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yaptı. Bu uzun dönemden sonra Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı'nı kurdu 2009'dan 2017'ye kadar. Aynı zamanda Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı'nda da enstitü altında aktif olarak bu dönemde 2009-2017 arası çalıştı. Halen yeni bir transfer bu. İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda kurucu öğretim üyesi olarak çalışıyor. 2006 yılında 6 ay süreli bir Bristol Üniversitesi Primary Healthcare biriminde ulusal sağlık hizmetlerinin birinci basamak sağlık hizmetlerini inceleme sürecine etkilerini değerlendirmek amacıyla fellow olarak çalışıyor. Biyoistatistik, epidemiyoloji, kadın çalışmaları, üreme sağlığı, temel sağlık hizmetleri, bulaşıcı olmayan hastalıklar odaklandığı alanlar sevgili Gönül'ün. Konu içinde bu bağlamda çok iyi bir moderatör bizce. Bana katlandığınız teşekkürler. Sayın Başkan ve sevgili Şafak, sevgili Meltem, söz sizde, ben ayrılıyorum. Yalnızca dinleyeceğim bundan sonra. Buyurun. Teşekkürler sevgiler. Herkese merhaba. Ben emeği geçen tüm arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Başta tabii Alp'e ve Taceddin'e, çok değerli bir etkinlik diye düşünüyorum. Çok yararlı bir etkinlik. Sunumuza başlamadan önce ben de konuşmacı hocalarımızla özgeçmişleriyle ilgili kısa bir bilgi sizinle paylaşmak istiyorum. Profesör Doktor Şafak Taner, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden 86 yılında mezun oluyor. Halk Sağlığı Doktorası yine aynı fakülteden alıyor. Hocamızın aynı zamanda işletme ve sosyoloji lisans eğitimleri var. Aberdeen Üniversitesi Sağlık Ekonomisi alanında sertifika programını tamamlıyor. Bunlar dışında hocamızın birinci basamakta 9 yıl pratisyen hekim olarak çalışma deneyimi, İzmir Teknoloji Üniversitesi İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde 3 yıl yöneticilik deneyimi söz konusu. 2002 yılından bu yana Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı'nda öğretim üyesi olarak çalışmakta. Çalışma konularını ise temel sağlık hizmetleri, sağlık yönetimi, sağlık ekonomisi oluşturuyor. Profesör Doktor Meltem Çiçeklioğlu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden 91'de mezun oluyor. Halk sağlığı uzmanlığı yine aynı üniversitenin halk sağlığı anabilim dalından alıyor. Hocamızın aynı zamanda 2004 yılında tamamladığı program geliştirme ve öğretim alanında yüksek lisans eğitimi de söz konusu. Tıp eğitiminde müfredatın belirlenmesi için toplumda öncelikli sağlık sorunlarının belirlenmesi projesinde yer alıyor. İlgi alanlarını ise üreme sağlığı, kadın sağlığı, sağlık eğitimi, sağlık politikaları ve birinci basamak sağlık hizmetleri oluşturuyor. Evet, Alp hocamızın da paylaştığı gibi bugünkü konumuz toplumun sağlık gereksinimlerinin değerlendirilmesi. Toplum yönelimine sağlık hizmetleri yönetiminin önemli bir aşamasını oluşturuyor bu, biliyorsunuz. Çağdaş sağlık yönetimi anlayışı içinde biz belli bir topluma ya da belli bir bölgede yaşayan insanlara sağlık hizmetini sunarken öncelikle toplumu tanımamız, ardından toplumun sağlık gereksinimlerini nesnel kriterlere göre değerlendirmemiz gerekiyor. Tabii ardından
Bu belirlediğimiz sağlık sorunlarına yönelik ayrıntılı bilgiler, özellikle kanıta dayalı bilgilerin toplanması ve bu bilgilere dayalı girişimlerin planlanıp bunların etkilerinin değerlendirilmesiyle biz yönetim sürecini tamamlıyoruz. Aslında bu tamamlanmıyor bildiğiniz gibi. Bu dinamik bir süreç. Tekrar sağlık düzeyini değerlendirip planlama, yeniden planlama ve yeniden girişim değerlendirme şeklinde bu süreç sürekli devam ediyor. Evet, kısaca önemini belirttiğimiz bu konuyu şimdi hocalarımızdan dinleyelim. Ben sözü hocalarımıza bırakıyorum. Buyurun. Merhabalar. Biz de Şafak'la birlikte birinci basamak kamu sağlık yönetimi Sayın Kayan Pala'nın editörlüğünü yaptığı kitaptaki bölümü birlikte yazmıştık. Aynı zamanda Gönül Hoca'nın bahsettiği projede yine sevgili Feride Hocam'la birlikte çalışmıştık. Bu deneyimlerin bir parçası olarak sizlerle birlikteyiz. Ve sizlere toplumun sağlık gereksinimlerinin değerlendirilmesi konusunda neler yapabiliriz, bu süreçte nasıl ilerleriz, bunu anlatmaya çalışacağız Şafak Hoca ile birlikte. Sunum akışımız şöyle, önce biraz tanımlardan bahsedeceğiz. Çünkü biliyorsunuz tanımları da ortaklaşmamız, konuyu anlamamız ve hangi perspektiften konuya baktığımızı anlayabilmemiz açısından çok önemli. Sonra toplumun sağlık gereksinim değerlendirmelerine başlamadan önce mutlaka yapmamız gerekenlerden bahsedeceğiz. Daha sonra basamaklandıracağız bu süreci. Çünkü az önce hem Gönül Hoca'nın hem de Alp Hoca'nın söyledikleri gibi bu süreç bir sürü tekniği bir arada kullanmamızı sağlıyor ve halk sağlığı alanındaki bildiğimiz bir sürü kavramı ve süreci burada kullanmak durumunda kalıyoruz. Bunları biraz biz sıralayacağız ve sistematize edeceğiz. Genç arkadaşlarımız için de umarım bu süreç biraz daha akıl açıcı olur diye düşünüyoruz. İkinci bölümde önceliklendirme anlatacak, özellikle Şafak bu konuyu anlatacak. Bu herhalde en can alıcı kısımlardan birisi olacak sunumun. Şimdi dedik ki önce tanımlardan bahsetmemiz lazım. Acaba toplumun sağlık gereksinimlerini değerlendirmesini nasıl tanımlarız diye baktığımızda toplumun karşılaştığı sağlık sorunlarının saptanarak önceliklendirilmesi, kaynakların dağıtılması ve sağlığın geliştirilmesi için sistematik bir değerlendirme yapıyoruz. Burada temel baktığımız noktalar neler? Hastalıkların nedenlerini belirliyoruz, risk faktörlerini tanımlıyoruz, sağlığı geliştirecek bir oranları oluşturuyoruz ve sorunların çözümü içinde neler olması gerektiği tüm eylem planlarını da içeriyor bu süreç. Esasında sağlık gereksinimini elimizde ne var? Hem sorun olarak hem kaynak olarak ve biz ne istiyoruz? Esasında bu temel cümleden yola çıkıyoruz en basit haliyle. Bizim elimizde ne var ve biz sonuç olarak nereye ulaşmak istiyoruz? İşte tam bu süreci anlattığımız, bu süreci içeren bir yaklaşım toplumun sağlık gereksinimlerinin değerlendirilmesi süreci. Şöyle demiştik. Bu süreçte hem epidemiolojinin, hem sağlık hizmet değerlendirmesinin, hem toplum katılımı süreçlerinin ve hem de sağlık hizmet planlamasındaki tüm süreçlerden, aktivitelerden ve stratejilerden yararlanıyoruz. Fakat bütün bunları yaparken ulaşmak istediğimiz nokta özellikle sağlıkta ve sağlık hizmetlerine erişimde eşitsizlikleri saptayabilmek ve buraya müdahale edebilmek. Herhalde en temel olduğumuz yer ve halk sağlıkçı olarak çıktıyı nerede aldığımız, sonucu nerede gördüğümüz meselesinde bu kısım çok hep aklımızda durması gereken kısım. Özellikle genç arkadaşların
sağlık ve sağlık hizmetine bakış açısında sonucu nerede görmeleriyle ilgili bence bu kısım çok önemli. Eşitsizliklere odaklanıyoruz hem sağlıklık hem sağlık hizmetlerindeki. İkinci olarak da elimizdeki kaynakları öncelikli olarak nasıl dağıtmamız gerektiğini planlamaya çalışıyoruz. Şimdi ben bu sunumu bana şey yaptıkları zaman katılımcıların çoğunlukla genç arkadaşlar olacağını, sizden arkadaşlara önereceğimizi düşünmüştüm. O zaman şöyle bir şey düşündüm. Acaba dedim bu arkadaşlar alanda bunu nerelerde kullanabilirler? Esasında bütünlüklü bir süreç. Toplumun sağlık gereksinimlerinin değerlendirilmesi. Yani baştan sona toplumun tümünü kapsayan, tüm ögelerini kapsayan ve Gönül Hocam'ın da az önce belirttiği gibi tekrar tekrar, yeniden tekrarlanması gereken ve başa dönülmesi gereken bir süreç. Ama her zaman bu bütünlüklü süreci uygulama hayatımızda hepsini bir arada gerçekleştirme şansına sahip olmayabiliriz uygulama alanında da. O yüzden buradaki her basamağı uygulayabileceğimiz bir yer olabileceğini söylemek isterim tüm arkadaşlara. Ama gönül istiyor ki biz halk sağlıkçılığı olarak bunları bütünlüklü uygulayabileceğimiz bir sağlık sisteminin içinde çalışabilelim. Ama buradaki her bir tekniği ve yöntemi de ayrı ayrı bir sürü farklı alanda kullanabileceğimizi de ayrıca belirtmek isterim. Şimdi ne demiştik? Tanımlar çok önemli. O yüzden hep bu tanımlarda da sağlık ve sağlık hizmeti söz konusu olduğunda gelgitler yaşadığımızı düşünüyorum. Ama biz bu sunum çerçevesinde ve bu metni yazdığımız konu çerçevesinde toplumu şöyle tanımlıyoruz. Aynı coğrafik bölgede yaşayan ya da en azından aynı iş yeri, okul gibi kurumlarda bir araya gelen ve en önemlisi üyelerinden etkilenen ve bunun farkında olan sosyal ve politik bir yapı olarak tanımlıyoruz. Sağlığı ise sosyal, ekonomik ve kültürel faktörlerin etkisi olduğu kadar kişisel davranışları da vurgulayan üçüncü bir yaklaşım. Yine bunu da toplumsal bir süreç olarak algıladığımızı ve böyle baktığımızı ve bir halk sağlıkçının da böyle bakması gerektiğini söyleyerek devam ediyorum. Gereksinim ise, gereksinim konusunu birazcık ayrıntılandırmanız gerekiyor. Sosyal bir kavram, göreli bir kavram ve değerlendirilebilir. Ve eğer toplumun sağlık gereksinimi diye düşünüyorsak değerlendirmek durumunda olduğumuz da bir kavram. Ama biraz parçalara ayırmak durumundayız. Farklı anlamları içeren üç tipini tanımlamışlar sosyal bilimciler ve psikologlar. Şöyle diyorlar. Bir algılanan gereksinimlerimiz var. Yani kişiler kendi sağlıklarındaki değişimi önce hissediyorlar, fark ediyorlar. Fakat bu her zaman ifade edilemeyebiliyor. İfadeye dönüştüğü zaman ifade edilen gereksinim olarak tanımlanıyor. Ve buna da biz ağırlıklı olarak talep adını veriyoruz. Yani sağlıklı değişiklik nedeniyle yardım talebi bir yere başvurması. Bunu bir sağlık çalışanına ifade etmesi. Üçüncüsü ise normatif gereksinim. Sağlık personeli tarafından da kabul edilen bir gereksinim. Şimdi o zaman iki taraftan da söz etmek durumunda kalıyoruz. Bir, bunu ifade eden, algılayan, mümkünse ifade edebilen ama bir taraftan da karşı tarafında sağlık çalışanlarının da bu algıyı anlaması, değerlendirilmesi ya da gerçekten profesyonel olarak bunun gereksinim olup olmadığına karar olmadığıyla ilgili bir kararın olduğunu gözlüyoruz. Ve bu süreçte birbirleriyle etkileşim halinde bir süreçten bu üç farklı tipin birbirleriyle etkileştiği alanlardan bahsediyoruz. Şimdi algılanan ve ifade edilen ancak normatif olarak tanımlanmayan dediğimiz alan birinci alan. Buraya şunu örnek verebiliriz. Kozmetik ihtiyaçlarla plastik cerrahi gereksinimi ve talebi. Ama bu sağlık sorunu olması nedeniyle değil. Kozmetik ihtiyaçlar nedeniyle buraya bu örneği verebiliriz. Algılanan ve ikinci bölüm ise algılanan ve normatif olarak kabul edilen ancak ifade edilemeyen.
Buna da örnek olarak psikiyatrik görüşmeyi belki buraya söyleyebiliriz. Yani kişi kendisinde ruhsal bir sorunun olduğunu algılıyor. Fakat bir şekilde bu talebe dönüşemiyor. Ya bunu nasıl yapacağını bilmiyor, ya belki damgalanmaktan çekiniyor ve gideceği yeri bilemiyor. Bunu ifade edin ama normatif bir gereksinim. Bu sağlık çalışanının anlayabileceği ve bunu gerçekten bir ihtiyaç olarak, sağlık gereksinimi olarak tanımlayabileceği bir ihtiyaç olarak görebiliyoruz. Hissedilen, ifade edilen ve normatif olarak kabul edilen en kolay olduğumuz yer. Göğüs ağrısı var, bunu hissediyor. Acile başvuruyor ve tabii ki sağlık çalışanı da müdahale ediyor. Çünkü burada bir sorun var. Fizyolojik bir sorun olma olasılığı yüksek. Dördüncü kısım biraz daha zor örnek bulunabilen bir yer. Hissedilmeyen ama ifade edilen normatif olarak da kabul edilebilir. Bunu şöyle bir örnek vermişler. Ben de onu kullanacağım. Diyorlar ki yani bir sağlık problemi olmuş bitmiş ama biraz daha dinlenmeye ihtiyacı olan birisine aile hekiminin rapor vermesi böyle bir süreç olabilir. Artık şikayeti bitti ama normatif olarak da kabul edilebilecek bir süreç. Şimdi bu süreci anlayabilmemiz esasında bir sonraki basamak olan toplumun sağlık gereksinimlerini değerlendirmesine başlamadan önce neler yapılmalı kısmı için bu sürecin anlaşılması çok önemli. Ve bu tanımların yapılması çok önemli. Şimdi o zaman başlamadan önce ne yapmalıyız? Toplumun sağlık gereksinimlerini değerlendirmeye başlamadan önce iyi bir planlama yapmamız lazım. Bu insan gücünü ve maliyeti de içerecek bir planlama olmalı. Çünkü biz toplumun sağlık gereksinimlerinin değerlendirmesi bir defalık yapmıyoruz. Sürekli tekrar etmeli ve belli aralıklarla diyorlar ki mesela eğer bir toplumda bunu yapıyorsanız en az 3 yılda bir bunu tekrarlamalısınız. Ama bu süreçte belli verilere ihtiyacımız var. Biraz sonra basamaklarını da anlatacağım. Bu verilerin sistematik olarak önceden planlanması bir veri toplama ve veri akışı planlamasının da yapılması, yani bir veri tabanı planlamasının yapılmasını da içeren bir süreç olması gerekiyor bu hazırlığın yer almasını. İki, yapabilecek bilgili becerileri uzmanlara ihtiyacımız var. Tabii ki bu uzmanlık becerisinde neler var, o bilgiler, beceriler neler derse, bir iyi bir liderlik özelliğine sahip olması gerekiyor. Stratejik planlama ve örgütlenme deneyimi ve becerisi olması gerekiyor. Herhalde bunların hepsinin birer halk sağlığı uzmanının becerileri olduğunu da atlamamak gerekiyor. O yüzden buralarda halk sağlığı uzmanlarına oldukça önemli iş düştüğünü düşünüyorum. En önemlisi analitik düşünme ve araştırma becerisine sahip olmaları gerekiyor. Ve sözlü ve yazılı iletişim becerileri mutlaka olması gerekiyor. Az önce demiştik ki bu bütünlüklü bir süreç, tüm toplumdaki sağlık ve sağlık hizmetinin hepsini değerlendiren bir süreç. Ama bazen biz hedef grup seçmek durumunda kalabiliriz. Bazı planlama, toplum uygulamanın içinde illa bize bütün bu bir bölgede bütün sağlık sorunlarına dair bir planlama yapma görevi düşmeyebilir. Çünkü biz uygulamada bunu görüyoruz. Merkezde bazı programlara karar veriliyor, ulusal düzeyde. Sonra yerelde bu programların uygulanması görevlerinde de yer alabiliyor. Ama biz şunu iyi biliyoruz ki merkezde planlananlar her zaman yerel koşullara ve yerel gereksinimlere aynı oranda karşılık gelmiyor. O yüzden biz uygulama alanında toplumun sağlık gereksinimini değerlendirirken hedef grubumuza göre ne yapabiliriz? Bu merkezde planlanan programları kendi alanlarımıza uygulamak zorunda ve durumunda kalabiliriz. Ve bence bunları uyarlamak da zorundayız. Çünkü toplumsal gereksinimler her zaman ulusal düzeyde yapılan planlamalarla örtüşmeyebilir. O yüzden toplumun sağlık gereksinimi değerlendirilmesi sadece bir uzmanlık alanını kapsıyor olabilir. Mesela spor sağlığı ile ilgili gereksinimi belirleyebiliriz. Sadece bir hastalığını kapsayabiliriz hedef grup olarak. Sadece bir risk grubunu da belirleyebiliriz.
Özellikle bu hedef grubu ve kapsamı çok çok iyi belirlememiz gerekiyor, başlangıçta yapmamız gerekenler. İşte az önce bir tanım yapmıştım, gereksinim ve talep. Yani talebe dönüşebilen gereksinimlerimiz var. Bazıları talebe dönüşemiyor, bazıları da normatif olarak kabul edilmiyor. Yani iki taraf var ve bu iki tarafın uzlaşması gerekiyor. Önce bunları analiz etmemiz gerekiyor, ayrıştırmamız gerekiyor. Hangileri ifade ediliyor, hangileri ifade edilmeyen gereksinimler, hangileri normatif olarak kabul ettiğimiz gereksinimler. Sonra da ne yapmamız gerekiyor? Toplam olarak bir uzlaşmaya varmamız gerekiyor. Burada en önemli mesele toplum katılımının sağlanması. En az yaptığımız, en az tecrübeye sahip olduğumuz, herhalde demokratik katılımla ilgili neyimiz diyeyim, tarihsel olarak eksikliğimizden kaynaklanan ve hep atladığımız bir bölüm. Ama bence en önemli kısımlardan bir tanesi, toplum katılımı, toplumun sağlık gereksinimin değerlendirilmesinin en can alıcı bölümlerinden bir tanesi. En atlamamamız gereken yerlerden bir tanesi. Burada katılımdaki biz katılım sürecini sadece tanımlamak anlamında, İhtiyacı belirlemek anlamında kullanmadığımı baştan söylemek istiyorum. Hangi anlamlarda da kullanıyoruz? Bir, karar alma mekanizmalarına. Yani hem önceliğin belirlenmesi hem de ne yapılacağı karar alma mekanizmalarında katılımdan bahsediyorum. Ve en önemli olan da atlanan ve önemi daha az vurgulanan şeylerden bir tanesi, toplumun bu süreçte ne yapması? Bilgilenmesi. Katılım sürecinde esasında belki de talep ettiği ama gerçekte gereksinim duymadığı ve normatif olarak kabul edilmediği düşünülen sağlık problemleri konusunda bilgilendirme ve ikna olma süreçleri, karşılıklı bir ikna olma sürecinde yaşandığı bölüm bu bölüm oluyor ve çok atladığımız bir bölüm olarak karşımıza çıkıyor. Biraz sürelerde ben bunun bazı tekniklerini de anlatacağım. Toplum katılımını nasıl sağlayabiliriz meselesine bir iki örnek de vereceğim. Şimdi gelelim basamaklara. Toplumun sağlık gereksinimi değerlendirirken aslında herhangi bir çalışma ya da bilimsel yöntemi kullanırken kullandığımız basamaklar dışında bir basamaklandırma yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Önce hangi bilgilere gereksinim duyduğumuzu tanımlama yapıyoruz. Temel amacımız ne? Sorunu tanımlamak. Sonra ne yapıyoruz? Elimizde hangi bilgiler var? Bunları gözden geçiriyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Veri topluyoruz. Bunun için bazı tekniklerden yararlanıyoruz. Sonra verileri analiz ediyoruz. Gereksinim ve olası çözümleri değerlendiriyoruz ama neye göre değerlendiriyoruz? Önceliklendirme esasında bunun anlamı. Tam da bu basamak, önceliklendirme basamağı. Sonra ne yapıyoruz? Toplum üyeleriyle bu önceliklendirmeyi tekrar bir, şimdiye kadar da katılımı yapıyoruz burada. Buraya kadar da yine toplum katılım basamaklarını buluyoruz ama burada biraz daha pekiştiriyoruz. Toplumla bunu uzlaşıp uzlaşmadığımızı kontrol ediyoruz. Bölgedeki sağlık planına entegre etmeye çalışıyoruz ve sürekli izlenme değerlendirme yapıyoruz. Biz özellikle ilk 5 başlık üzerinde daha ayrıntılı bulacağız buradaki sunumumuzda. Peki hangi verilere gereksinim var? Her bir veri için neden bu bilgiye gereksinim duyacağımızı ve bu veriyle ne yapacağımızı baştan karar vermemiz gerekiyor. Peki seçilecek veride hangi özelliklere ihtiyaç duyuyoruz? Ulusal ve yerel düzeyde güncel olarak toplanabilir veriler olmalı. Doğru olmalı, sürekli olmalı. Bakın bunlar birer kelime olarak geçiyor ama bunların her birinin doğru veri toplamak, sürekli veri toplamanın birer teknik ve yöntemsel olarak bir sürü alt başlığını olduğunu lütfen arkadaşlarımız herhalde başka eğitimlerle bunların açılacaktır. Anlaşılır, açıklayıcı olmalı, karar vericiler için kullanıcı olmalı, duyarlı olmalı ve ölçmeye çalıştığı değişiklikleri yansıtabilir olmalı. En temel özellikleri bunlar. Peki toplanması gereken verilerimiz neler diye baktığımızda sosyal-demokratik özellikler, hepimizin bildiği, toplumsal özellikler,
Burada çevre, barınma koşulları, suç oranları, besin güvenliği ve güvencesine dair veriler, toplumda var olan kaynaklar, burada özellikle fiziksel aktivite alanları, sosyal destek alanları, eğitim kurumları, sağlık davranışı ile ilgili veriler, sağlık hizmetine erişimle ilgili altyapı, personel durumu, sağlık sigortası durumu ve sağlık çıktıları, muhtelikte muhtelikte verileri mutlaka toplanması gereken temel verilerimiz bunlar, bu başlıklar hiç atlanmaması gerekenler. Tabii ki olayın, olgunun, yerin özelliklerine göre bu verileri çok daha çeşitlendirmemiz mümkün. İki neydi? Var olan bilgilerin gözden geçirmesi. Esasında sadece sağlık kurumları ve hastanelere dair ulusal kayıtlar en başta ve en hızlıca aklımıza gelenler, ama biz daha çok mesela bir toplumun sağlık bilgilerinin değerlendirmesinde en çok nereden yararlanıyoruz? Deli bilgilerin kullanımından yararlanıyoruz. En çok buraları kullanıyoruz. Ve burada çok mesela su, hava, toprak kirliliği meselelerine buralardaki veriler bizim önümüzü, yolumuzu açacak. Sağlık alanı dışında toplanmış verileri de aklımızdan kaçırmamamız gerekiyor, atlamamamız gerekiyor. Tabii ki sağlık hizmet kurumlarında topladığımız veriler yine oldukça önemli. Mesela kültür ve rekreasyon alanları, çocuk bakım hizmetleri, mesela bunlar aile ve sosyal politikalar müdürlükleri, mesela bu alanlar yaşlılar için, risk grupları için onların raporları oldukça önemli kayıt ve raporlar. Bunlar hazır veriler ve bu verileri atlamamamız, yok saymamamız gerekiyor toplumun sağlık gereksinimlerini değerlendirirken. Veri toplarken hangi tekniklerden yararlanıyoruz? 4 tane temel veri toplama yönteminden bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi izleme araştırması, en çok bildiğimiz kantet veri toplama tekniği. İkinci olan toplum lideri anahtar kişilerle derinlemesine görüşmeler ve odak grup görüşmeleri. Bu ikisi nitel araştırmaların kullandığı nitel veri toplama teknikleri olarak karşımıza çıkıyor. En sonuncusu ise toplum formları. Bu formlar toplum katılımını sağladığı gibi hem bir eksilim belirlemede bize hem nitel veri sunmada hem de toplum katılımı ve bilgi ve bilgilendirme süreçlerinde yardımcı olacak tekniklerden bir tanesi. Hiç aklımıza gelmeyen sorunları ya da çözüm önerilerini burada üretebiliyoruz. İzleme araştırmaları dediğim gibi çok uygun bilgiyi toplumsal kesitsel araştırmalarla karşılığını buluyor. Eğer toplumumuz çok genişse maliyetli ve uzun olduğunu söylemekte fayda var. Her veriyi alandan bir daha toplamamız gerekiyorsa, sürekli bir veri toplama ve izleme şeyimiz yoksa daha da geniş araştırmalar yapmak zorundasınız. Ülkemizde ne yazık ki buna daha fazla ihtiyaç duyuluyor bir gereksinim belirleme çalışması yapacağımız zaman. Sıklık konusunda net veriler veriyor ama derinlemesine bilgi sağlamadığını söylemekte fayda var. O yüzden biz eğer toplumun sağlığın gereksinimini değerlendirmek istiyorsak daha fazla derinlemesine veriliyor ihtiyacımız var. O yüzden de nitel araştırma veri toplama tekniklerinden yararlanıyoruz. Peki bu anahtar kişilerle görüşme ne sağlıyor bize? Belli bölgedeki risk grupları ya da yaşayan kişilerde inanış ve yaklaşımları derinlemesine öğreniyoruz. Kiminle görüşeceğimize, kimlerden bilgi alacağımıza, olaya olguya göre karar veriyoruz. Bu sağlık çalışanları olabilir, kamu hizmeti veren yöneticiler olabilir, sivil toplum örgütleri olabilir, muhtar, öğretmenler olabilir, toplumun içinden kendiliğinden liderlik rolü üstlenen kişiler olabilir. Bu verilerin en önemli özelliği az önce söylediğim gibi derinlemesine fikir vermesi. Bir diğer tekniğimiz odak grup görüşmeleri. 8-12 kişiyle 1-2 saat süren, genellikle bir gözetmen ve bir moderatör eşliğinde yürütülen, öncelikle tanışmanın yapıldığı, gruptaki kişilere amacın anlatıldığı ve moderatörün ve gözlemcinin kendini tanıttığı, sorunun neden orada toplanıldığını tanıttığı bir giriş bölümünden sonra genel olan
yarı yapılandırılmış ya da hiç yapılandırılmamış. Şurada sunumda gördüğünüz sorular gibi en önemli sorunlar neler, sağlık hizmetine erişimdeki engeller neler, neler yapalım gibi çok genel ifadelerle sorabildiğimiz, konuya ya da amaca göre daha ayrıntılı alt sorulara girebildiğimiz sorularla devam eden ve bunların kayıt altına alındığı, daha sonra da çözümlemelerin analizlerinin yapıldığı, işte kolay olmayan süreçler olduğunu hatırlatmakta fayda var. Teknik bir bilgi ve alt yapıya da sahip olarak niye hakim olan kişiler tarafından önerildiğimiz gereken bir teknik olarak karşımıza çıkıyor. Toplum sorunları, bunlar az önce söylediğim gibi sadece bilgi aldığımız, gereksinim belirlediğimiz değil, aslında bizim ne yapmaya çalıştığımızı anlattığımız, süreci birlikte paylaştığımız ve esasında karar alma mekanizmalarında toplumun içinde yer almasını sağladığımız bir basın, bir teknik olarak karşımıza çıkıyor. Önce toplantının amacını net olarak açıklamamız. Burada liderlik becerileri çok önemli. Çok konuşmamamız gerekiyor, benim şimdi yaptığım gibi. Daha çok dinlememiz gerekiyor. Saygılı, sabırlı ve dürüst olmamız gerekiyor. Kendi fikirlerimizi dayatmak için orada değiliz. Kendi algılarımızı öğretmek için orada değiliz. Eşit bir ilişkinin kurulması gerekiyor. Biraz hekim kimliğiyle düşünüldüğünde, o paternalist yaklaşımımızı düşürdüğünde biraz hekim kimliğimizi arka plana attığımız, daha halk sağlıkçı olduğumuz, toplumun içinde daha fazla olduğumuz, halkın anlayacağı kültürel uygun bir dilin kullanıldığı ve topluma olabildiğince tüm süreçlerden ve sonuçlardan, yani yaptık toplantıyı arkasını haberdar etmemek gibi bir şeyimiz yok. Mutlaka sonuçlardan da haberdar edici bir süreci paylaştığımız bir yaklaşım. Dördüncü basamak verilerin analizi. Esasında bu bir ara analiz. Yaptığımız şu, şimdiye kadar topladığımız verileri bir araya getirmek. Bu bir araya getirirken dört başlık yapıyoruz. Biraz raporlama gibi bu analiz kısmı. Ne yapıyoruz? Önce bölgeyi tanımlıyoruz. Sonra az önce başlangıçta demiştik ya, iki tarafı var bunun, toplum ve sağlık çalışanları, profesyoneller yani. Buradaki uzlaşmayı, gereksinimdeki uzlaşmanın nerede olduğunu, uzlaşamamanın nerede olduğunu açıkladığımız, ortaklaştığımız ve ayrıştığımız noktaları belirtilen ayrıntılı bir kısım. Daha sonra da toplumda görülen sağlık çıktılarıyla sağlığın sosyal verileri arasındaki ilişkileri değerlendirdiğimiz bir analiz süreci ve bütün bunlardan yola çıkarak uygulanması gereken girişimlerin temel başlıklarını yazdığımız ara bir değerlendirme esasında veri analizi. Çünkü biz bu verileri niçin topluyoruz? Bir sonraki basamak olan önceliklerin değerlendirilmesi için topluyoruz. Şimdi Çapık Hocam'a söz veriyorum ben. Çok teşekkür ediyorum. Sorular kısmında yeniden beraber oluruz. Teşekkürler Sayın Meltem Hocam. Ben zamanla ilgili bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şafak Hocam, 1:10 geçiyor. Biraz geç başladık. 15 dakika sizin için yeterli olur mu? 1:25 hedeflesek. Evet, 15 dakikada özetlemeye çalışacağım. Sağ olun. Buyurun, sizi dinliyoruz. Beşinci basamak önceliklendirme dedik. Önceliklendirmenin şöyle bir özelliği var. Çok teknik bir iş aslında. Ben burada da zaman el verdiğince çok da derinlemesine girmeden bu tekniklerin neler olduğundan söz etmek istiyorum ama öncelikle ne kadar teknikse aslında bir o kadar da politik bir süreç. Okuduğum bir makale bir aileyle başlıyordu. O ailenin adı Şiroeşi ailesiydi. Ben de onları size bir aktarmak istiyorum. Güzel bir yıl geçiriyor bu aile. Oldukça iyi para biriktiriyorlar o yıl. Türkiye'den bir aile olmaması da bu nedenle söz konusu zaten. Fakat bu parayı nasıl kullanacaklarını öncelikle karar veremiyorlar. Herkesin isteği başka.
Baba bir Mazda almak istiyor, Miata marka. Anne ise çocukların eğitimi için bir hisse senedine bu paraya yatırma düşüncesinde. Ama çocuklar kesin bir şekilde Disneyland'da bir gezi yapılmasını istiyorlar. Şimdi ne yapacaklar? Düşünecek şeyler şu sanırım. Önce kısa vadeli bir tatmin mi öncelenmeli yoksa uzun vadede bir kazanım mı? Ama bu önemli olan herhalde aile üyelerinin koalisyon yeteneği, anlaşabilecekler mi, kimin dediği baskın çıkacak. Ya da babanın dediği her zaman olur. Konuşulacak tek konu acaba hangi araba Miata ama ne renk bir Miata alacağız? Bunun tartışmasına da iş dönüşebilir. Onun için buradan da görüldüğü üzere aslında son derecede politik bir süreç buna karar vermek bu nedenle de önemli. Yani şimdi sağlık hizmetlerini de önceliklendirme deyince ne anlıyoruz? Sağlık sektörüne ayrılan kaynakların öncelikle hangi hizmetlere, bölgelere, programlara, hastalara ya da hastalıklara ayrılması gerektiğiyle ilgili olan bir süreç bu aslında. Fakat tek bir düzeyde değil. Örneğin bakanlıkta çalışırken de böyle bir şey gerekebilir. İl Sağlık Müdürlüğü düzeyinde de yapılabilir, ilçe sağlık müdürlüğü ya da aile sağlığı merkezi düzeyinde söz konusu. Zaten önceliklendirme de öyle bir şey ki aslında yaşamımızın her alanında önceliklendirmeyi de kullanmıyor değiliz böyle bakılacak olursa. Önceliklendirme farklı düzeylerde dedik. Kaynaklar hangi hizmetlere, hangi programlara. Fakat şöyle bir şey var. Bir ön kabul de var. Bütün ekonomi kitapları da böyle başlıyor. Önceliklendirme ile ilgili makaleler de böyle başlıyor. Kaynaklar yetersiz, istekler sonsuz. Önemli olan yetersiz kaynaklarla bu sonsuz istekleri bir şekilde karşılamak. Ama aslında bu da son derece politik bir söylem. Kaynakların yetersiz olduğunu kabul etmektir. Ama bütün ana akım ekonomi kitapları nedense bu yoldan gidiyorlar. Onun için de politik bir süreç olduğunu göz ardı asla etmemeliyiz. Ama neden bir politik süreç? Çünkü önceliklendirme yaparken de seçtiğimiz kriterler neler olacak ve bu kriterleri kimler belirleyecek? Asıl ana belirleyicisi bu. Birisi gerçekten teknik bir iş. Neleri amaçlı? Sağlık kazanımlarını artırmaya, sağlık kaynaklarının dağılımını seçilen kriterlere göre gerçekleştirmeye ve bu seçimi yapmaya yarıyor. Önem sırası yapılıyor tabii. Ama önem sırası yapılırken bu önemi hangi kriterlerle tanımlayacaksınız? Bir de bu kriterleri nasıl ağırlıklandıracaksınız? Bir de bu işi kimler yapacak? Demin Mertem'in söylediği gibi toplum katılımı burada son derece önemli. Karar vericinin yetkisi ne? Kim karar vericidir? Bunların öncelikle saptanması gerekir. Kullanılan yöntem aslında çoğunlukla çoklu karar alınıyor. Yani sadece bir tek kriter alınıyor. Demin söylendiği gibi, örneğin normal gereksinim sizin hareket noktanızı istiyorsanız ve gereksinim üzerinden bir önceliklendirme yapmak istiyorsanız hastaneye başvuran hastalar üzerinden değil de sahada kimlerin gereksinimleri var? Onu saptayıp onun üzerinden yaparsınız. Ama talebe yönelik bir araştırma yapmak niyetindeyseniz hasta memnuniyeti sizin için önemliyse o zaman da hastaneye başvuran kişiler üzerinde bunu yapmak doğru olacak. Ama genelde farklı kriterler bir arada kullanılarak indeksler geliştiriliyor. Bunu her tarafa yanıt verebilmek için bir anlamda. Ona da çoklu karar analizi. Ama burada da şu var. Kriterler tamam belirleniyor ama bu kriterlerin hepsi aynı ağırlıkta mı olacak? Bu ağırlıklandırma nasıl karar verilecek? Bu düzeyler nasıl yapılacak? Önceliklendirme yapılırken aslında iki basamağı var. Birincisi sağlık sorunları önceliklendiriliyor. İkincisi de bu sağlık sorunlarının çözümleri için gerekli girişimler listeleniyor ve bunlar önceliklendiriliyor. İkisi aslında birbirine çok benzer basamaklar. Sağlık sorunlarının önceliklendirilmesinde nasıl bir yol izliyoruz? Önce tabii ki hangi kriterler kullanılacak? Bu kriterler nasıl ağırlıklandırılacak? Bir de bunlar nasıl başlıklandırılacak ve toplam puanı ne olacak? Ama tabii en önemlisi bu işleri kimler yapacak? Kriterler ne olabilir? Demin Mertem de anlattı. Örneğin birincisi sağlık sorunu özellikleri diyebiliriz. İnsidansı, prevalansı, bütün halk sağlıkçılarının bildiği şeyler aslında. Fatalitesi, yaşam kalitesine etkisi, maliyeti, aciliyeti, korunabilirliği var mı? Tanı konulabiliyor mu? Ya da tedavisi var mı?
Bir diğer kriter, hastalığın etkilenenlerin özellikleri. Kaç kişi etkileniyor? Bu etkilenenlerin yaş dağılımı nedir? Bu etkilenenlerin içerisinde yoksulların oranı nedir? Ya da bu hastalık grubu bazı grupları damgalıyor mu? Hangi grupları damgalıyor? Sağlık sorunu çözüm için gerekli girişimlerin listelenmesi ve önceliklendirilmesi ise bunlar yapıldıktan sonra ikinci basamak demiştik. Burada neler yapılacak? Aslında deminkine benzer şeyler yapılacak. Burada erken dönemde tanı için neler yapılabilir? Daha ağırlaşmaması için neler yapılabilir? Bunlar göz önünde alınacak. Burada hangi kriterler söz konusu? Maliyeti, her girişimin maliyet etkinliği, güvenliği, kanıt varlığı, önceki örneklerin varlığı ve uygulanabilirliği tabii ki önemli kriterler. Bu kriterleri de belirlerken genelde bu konunun daha uzmanlarının bir araya gelmesi, girişimlerin sıralanması daha oldu. İlk basamakta halkın katılımının çok önemli olmasına karşı. Peki bu önceliklendirme teknikleri ne? Ben önceliklendirme tekniklerini şöyle kısaca üstünden geçip çok zaman almak istemiyorum. Uzlaşma teknikleri olarak kullanılabilecek teknikler bunların her biri. Birinci ele alacağımız DELFI tekniği. Bu teknik bir dizi anketin kontrollü dağıtımı aslında. Önceliklendirmeyi planlayan grup listeyi hazırlıyor ve görüşe alınacak kişilere bu liste gidiyor. Daha sonra gelen sonuçlar değerlendiriliyor. Değerlendirmeyi yapılacak gruba tekrar yollanıyor ve gerekirse fikirlerini değiştirmesi. Ne olabilir? Örneğin hastalığının korunabilirliği ne kadar, aciliyeti ya da ciddiyeti sorulabilir ve sıralandırmaları istenebilir. Sonra sonuçta mesela pnömoni sizde 5. sırada yer alıyor ama genel listede 3. sırada. Siz bunu görünce pnömoniyi 3'e mi ya da 7'ye mi koymayı biliyorsunuz. Buna göre düşüncenizi değiştirebilirsiniz. Bu işlem gruplaşı 3 turdan aşağı olamıyor ve en fazla da 10 tur olması öneriliyor. Bir diğer teknik nominal grup. Dersi de şöyle bir güzel yönü var. Gruptaki insanlar birbirlerine etkilenir. Ama nominal grup örneği diğer tekniklerle de beraber kullanılmakla beraber daha çok odak gruba benziyor. Aslında bunların hepsi gerçekten Dr. Kayahan falan editörlerin yaptığı kitapta çok daha detaylı bir şekilde yazıldı. Arkadaşlarımıza ben o kitabı da bu anlamda öneriyorum. Diğer grup uzman panelleri. Bunu özellikle halk sağlıkçılar çok kullanıyor tabii. Özellikle ölçek geliştirmede de kullandığımız bir yöntem uzman panelleri. Bir diğeri konsensüs oluşturma konferansları. Bu ilginç bir teknik. Konferansa katılanlar küçük gruplara ayrılıyor. Daha sonra gruplar kendi aralarında örneğin kriter belirlemeye çalışıyorlarsa gruplara deniliyor ki işte biz önümüzde kullanacak 20 tane örneğin kriter var. Bunlardan ikisini seçin ve detaylandırın. Herkes sunumu yapıyor her grup. Daha sonra gruplardan ilk ona girecek kriterleri örneğin sıralamaları istenebilir. Bir diğeri etkileşimli araştırma gündemi oluşturmak. Doğrusu benim en özendiğim de bunlar arasında herhalde yapmadığım bu. Burada şöyle 3 grup oluşturuluyor çünkü. Bir araştırmacı grubu, bir sağlık çalışanı grubu ve bir hasta grubu. Ve her grup kendi arasında öncelikleri belirliyorlar. Örneğin araştırma konusunun ne olmasına ilişkin bir önceliklendirme yapıyorlar. Daha sonra sonuçlar birbirlerine yollanıyor. Ondan sonra tekrar 3 grup oluşturuluyor ama bu 3 grup bu sefer karma bir grup oluyor. Tekrar bir uzlaşıya gitmeleri bekleniyor. Araştırmalarımızın böyle hangi araştırmayı yapacağımıza böyle karar versek hep bir güzel olur diye düşünmüşümdür ama nedense değil tabii üzülüyorum ortamız meydanda. Bundan sonra 5. basamağı şöyle kısaca öyle sekledikten sonra 6, 7 ve 8. basamakları da sadece isimlerini söyleyeyim. Dedim girişimler yapılırken daha çok uzmanların yer aldığı bir grupta yapılır. Ama bu girişimler listelendikten sonra mutlaka toplum üyeleriyle gözden geçirilmeli ve bu konuda toplumun onayı mutlaka alınmalı, değişiklikler yapılmalı. Örneğin toplum tarafından desteklenmeyecek girişimler tabii ki göz ardı edilip toplumun destekleyeceği girişimler öne çıkartılmalı. Bundan sonra programın bölgesel planın içine entegrasyonu ve arkasından da izleme, değerlendirme ve genel değerlendirme planlamasının yapılması gerekir. Aynen
döngüde olduğu gibi değerlendirip ona göre eksikler neler? Örneğin yoksulların yararlanamadığı bir girişim olduğu fark edilen girişimin o yönden düzeltilmesi, bir değişikliklere gidilmesi uygun olacaktır. Benim kısaca özetlemek istediklerim bunlar. Umarım zamana da uymuşumdur. Çok teşekkürler efendim. Sesimi duyabiliyor musunuz? Evet, şimdi duyuyoruz. Tamam. Tekrar çok teşekkürler değerli bilgiler için. Bu önemli konunun bir halk sağlığı, özellikle alanda çalışan bir halk sağlığı uzmanı açısından çok önemli olan toplum temelli, toplum yönelimli sağlık hizmetleri yönetimi için önemli olan bu konuda aktardığınız bilgilerin çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Şimdi soru ya da katkılar varsa alabilir miyiz? Evet, bir arkadaşımız da yol gösterici oldu, yararlandım diyor. Evet. Burada belki öncelikle sağlık sorununa nesnel kriterlere göre karar verirken farklı yöntemlerden bahsettiniz. Bu yöntemlerde katılımcılar hizmet sunmakla sorumlu kişilerden mi oluşuyor? Onu açmakta fayda var diye düşünüyorum. Yoksa topluma yönelik mi bu değerlendirme yapılacak? Sayın hocalarım. Peki. Esasında her ikisi içinde olmak durumunda. Yani hem sağlık çalışanları kısmı hem de toplum için. Bazen ayrı ayrı olabildiği gibi bir araya gelinen, mesela toplum forumunda sağlık çalışanıyla başlangıçtaki kısım için söylüyorum ben. Yani önceliklendirme basamağı öncesindeki kısım için toplum forumunda sağlık çalışanlarıyla toplum bir araya geliyorlar ve karşılıklı bir etkileşim söz konusu. Ama mesela bir odak grubu siz hem topluma yönelik yapabilirsiniz, toplumdaki kişilerle yapabilirsiniz, hem de sağlık çalışanları, alanda çalışan ebelerle üreme sağlığıyla ilgili toplum gereksinimlerinin değerlendirilmesini yapabilirsiniz. Bu sizin seçeceğiniz hedefe göre, ama toplum yönelimli bir sağlık değerlendirmesi yapmak istiyorsanız toplumu atlamamanız gerekiyor. Yani toplumla da bu etkileşimli şeyleri mutlaka yapmanız gerekiyor. Böyle söyleyebilirim. Evet. Şunu da eklemek istiyorum. Bunu yaparken tek bir teknik kullanmak durumunda değiliz aslında. Teknikleri de karma bir şekilde kullanmak gerekiyor ki bunu tam olarak yapalım. Tek teknikle tek olabileceğini düşünüyorum. Yani farklı teknikleri amaca yönelik olarak farklı gruplarda uygulayabiliriz diyorsunuz. Teşekkürler. Bu arada teşekkürler, çok yararlandık şeklinde birçok mesaj geldi. Katılımcılar çok yararlandığını belirtiyorlar. Bir soru var. Karar verme sürecinde halk sağlığı uzmanının rolü ne olmalı? Savunuculuk, liderlik, politika belirlemek gibi açmanızı rica ediyorlar. Evet. Şimdi başlangıçta ben söylemiştim ve personelin seçilmesi ve uzmanlığın özellikleri kısmında orada, yani her aşamasında halk sağlıkçının yeri var. Bir toplum değerlendirmesi yapıyorsak, evet, klinikdekiler, klinik hocalardan ya da diğer sağlık çalışanlarından destek alıyoruz, ama bence herhalde hem liderlik hem politika belirleme basamaklarının halk sağlıkçıda olması gerektiğini ya da buralara katkı vermeleri, en azından uzman olarak katkı vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Her aşamada
yerleri ve önemleri olduğunu. Çünkü bu iş teknik alan olarak da bizim art alan bilgimizle harmanlanacak bir süreç. Ben de açıkça düşünüyorum, yani karar verme sürecinde halk sağlıkçıların rolü çok önemli, etkili olmaya çalışmalıyız. Bu da bizim öncelikli alanlarımızdan biri olmalı diye düşünüyorum. Hande'nin bir sorusu var. Bu değerlendirme Türkiye'de yapılıyor mu? Nerelerde yapılıyor? Kim yapıyor? Sağlık Bakanlığı yapıyor mu? Paylaşabileceğiniz deneyimleriniz var mı şeklinde? Bizim deneyimimiz tıp eğitimindeki program geliştirme sürecinde oldu açıkçası. Burada daha çok kullandık. Son dönemde Şafak'la İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bir rapor hazırlama sürecimiz oldu. Daha çok doküman analizi üzerinden yaptık. Halkla buluşmadığımızı söylemem gerekiyor. Belediyenin faaliyetleri üzerinden doküman analizi şeklinde sağlık gereksinimlerinin belirlenmesi şeklinde. Dediğim gibi çok bütünlüklü bir süreç. En bütünlüklü çalışmayı kendi deneyimimiz açısından müfredatın belirlenmesi için öncelikli sağlık sorunlarına karar verirken yaptık. Başka nerelerde kullandığımız derseniz, şimdi köşede ben şeyi de görüyorum. Olağan dışı durumlardaki bu değerlendirme sürecinde çeşitli yöntem ve tekniklerinden yararlanarak kullanabiliyoruz. Bir diğer deneyimimiz de çok 2-3 yıl gibi uzun bir dönem sürmesine sürdü ama sonuca erişemeden tam aile hekimliğine geçiş sürecinde Bayraklı ve Karşıyaka bölgesindeki 3 sağlık merkezinin sürdürülmesi sürecinde toplumun sağlık gereksinimlerini değerlendirme çabamız oldu. Ama hizmet vermeye ulaşamadan yarı yolda kesilen bir süreç oldu. Herhalde bu da ülkemizdeki süreçlerle ilgili diye düşünüyorum. Keşke fırsatımız olsa ve daha çok yapılsa. Sağlık Bakanlığı konusunda da çok uygulandığını bilmiyorum açıkçası. Daha çok programlar çerçevesinde ve projeler çerçevesinde yürüyen etkinlikler oluyor diye düşünüyorum. Ben bir şey ekleyebilir miyim? Tabii Şafak. Önceliklendirmenin ben de Türkiye'de aslında her alanda yapıldığını düşünüyorum. Farklı teknikler kullanılarak ama örneğin demin de konuşurken dedik ki kriterler çok önemli. Kriterlerin ne oldu? Örneğin hasta memnuniyeti son derece iyi izlenen bir kriter bizim gördüğüm kadarıyla. Önceliklendirme de örneğin hasta memnuniyetini arttırmaya yönelik bir önceliklendirme farklı teknikler kullanılarak yapılmakta bir yandan da siyasi anlamda da bu yapılıyor. Ama kriterler dediğim gibi teknik ama tekniği bütün yönlendiren de bakış açısı yaşama, insana, sağlığa. Evet, sağ ol. Ben de kendi deneyimimizi aktarmak istiyorum. Belkin biliyorsunuz 9 Eylül Üniversitesi Fakülte Sağlık Salonu'ndaki hocamız Profesör Doktor Belkin Ünal Hebrew Üniversitesi'nin halk sağlığı master'ı yapmıştı. O dönemde edindiği, öğrendiği community oriented primary care yaklaşımıyla ilgili Türkiye'de hem eğitimlerin düzenlenmesine ön ayak oldu hem de bu konuda Türkiye'de biz bir ekip oluşturduk. Hem halk sağlığı asistanlarının eğitiminde hem de tıp fakültesi öğrencilerinin eğitiminde bu yaklaşımı kullanıyoruz. Toplum yönetimi, sağlık hizmetleri yönetimi adı altında, TOS diye bunu kısalttık. Halen 9 Eylül Tıp Fakültesi'nde internlerin eğitiminde bu kullanılıyor. Toplum sağlığı merkezlerine gittiğinde merkezin hizmet sunmaktan sorumlu olduğu popülasyon için, ilçe için bir sağlık yönetimi pratiği yaptırılıyor öğrencilere. Ve bunun da tabii ki önemli aşamalarından ikisi toplumun tanınması, öncelikli sağlık sorunlarına karar verilmesi. Burada da sizin belirttiğiniz gibi nesnel kriterlere göre bu öncelikler belirleniyor. Bu konuda biz de yine Belgin Hoca'nın ve yine
9 Eylül'den Bülent Hoca'nın editörlüğünü yaptı. Bir kitabı tamamladık baskı aşamasında. Bunun da duyurusunu yapmak isterim. Alp'in bir sorusu var. Hızlı etki değerlendirmesi yapmamız gereken durumlarda toplumsal sağlık gereksinimlerinin değerlendirilmesi yönteminin kullanılması ile ilgili ne önerirsiniz diye sorar. Ya, en çok buradaki tekniklerin çoğunu hızlı değerlendirme aşamasında kullanıyoruz. Görüntüm gitti bir anda korktum. yani olan dışı durumlarda hızlı değerlendirmeleri, göç, geçici yerleşim alanlarındaki sağlık değerlendirmeleri için en bütünlüklü halini oralarda deniyoruz esasında ve kullanılıyor. En fazla oralarda kullanılıyor. Benim en azından tecrübenin en fazla olduğu yerler oralar. Biz örneğin odak grubu çok kullandık o amaçta. En çok odak grubu kullandık. Bir de tabii ki toplum, Mert'in yine anlattıklarında sıralıydı. Toplum liderleriyle görüşme bir şekilde özellikle çadır kentlerde çalışmaları yapmıştık. Çok da yararlı oldu ama değerlendirme kısmında eksik kaldık. Sürdüremedik yani. Türkan Günay'ın bir sorusu var. Bu konuda çok donanımlı olmamız gerekiyor diyor ve halk sağlıkçılığı bunu yaparken işbirliği yapacağı gruplar kimler olmalı diye soruyor. Donanım için aklıma gelen hakikaten Türkan Hoca'nın da verdiği o toy eğitimi, COPIT sistemin bahsettiğin. O hakikaten çok yararlı oluyor. Bizde de o eğitim için geldiler. Teşekkür ediyoruz tekrar. Son derece onun yararlı olduğunu düşünüyorum. Ama toplumsal sağlık gelirlerini belirlemek için herhalde en çok birlikte olacağımız kesimler yine belediyeler, yöneticiler ve karar verici olanlar. Onlarla beraber toplum katılımını sağlamak olmalı. En önemli hedef diye düşünüyorum doğrusu. Sanırım başka soru yok. Ben tekrar bu güzel, yararlı sunum için çok teşekkür ediyorum. Ben çoğunu paylaşmadım. Katılımcılar teker teker çok çok yararlandıklarını belirttiler. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Emeğinize sağlık. Biz de bu fırsat için çok teşekkür ediyoruz. Hem sizlere hem bu işi yürüten Alp'e Tercettin'e çok sevgiler. Evet, tekrar Alp'e Tercettin'e, Uzmanlık Derneğimize de teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Gerçekten hani ilk bağlanan hem akademisyen hem alanda çalışan arkadaşlarımızdan bu burada kamera karşısında geçen diyelim ya da ekranın öbür tarafına geçen, ilk kez geçen bütün arkadaşlarımız ne kadar deneyimli olursa olsun hep heyecanlanıyorlar. Bu da çok hoş bir şey aslında. Çok ne kadar amatör ruhumuzu koruduğumuzu gösteren bir şey. Ama hani ben söylemiştim demek istemiyorum ama ben söylemiştim. Biraz böyle 12'yi geçmek gerekiyor. 12-30 azıcık geçmek gerekiyor. Millet çünkü yemek yiyip geliyor. Gördüğünüz gibi 3 kurumsal katılım, toplam 32 kişilik bir izlem. Bu da gerçekten çok iyi bir izlemdi. Çok gereksinim duyduğumuz, bilgilerimizi tazelemek gereksinimi duyduğumuz ya da yeni açılımları öğrenmek, ki benim için öyle oldu, gereksinimi duyduğumuz bir alandı. Çok teşekkürler emek verdiğiniz için. Tabii gerçekten hem yönetime hem de sevgili Gönül'e ve Tercettin'e de çok teşekkürler. Ben kenara çekiliyorum. Ellerinize sağlık. Ellerinize sağlık. Teşekkürler.